Sevgili Yerse TV izleyicileri, hepinize merhaba. Bugün haftanın son günü, Cuma. Hepinize hayırlı cumalar, öncelikle onu söyleyelim. Ve herkesin anladığı dilde ya da meşrebi anlamda selamu aleyküm, aleyküm selam, selam, merhaba, nasıl istiyorsanız. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne konuşacağız sevgili izleyiciler? Kıçını kaldırıp 3 yıldır vergi ödememiş. Bakanlığın aracını kendine etmiş. Bakanlığın aracını. Gülşah yanlış başlık atmış. Neyse. Gerçek enflasyon Erdoğan'ın 1002 lira ödediği alışveriş 3 sene sonra 7000 lira oldu. Gülşah'a da hemen söyleyelim. Bunu düzeltsin lütfen. Lütfen düzeltsin. Önce arkadaşlar çok özür dilerim lütfen. Çünkü öyle kalırsa konumuz apayrı bir şey olur. Gülşah'a söyleyelim ve düzelttirelim. Bakalım Gülşah duyacak mı? Taraftan şey yapalım. Gülşah, yayındayım şu anda da. Bakanlığın aracını değil, arazisine. Şimdi konuşurken fark ettim. Onu düzeltirsen yayındayken teşekkür ederim. Tamam, hadi görüşürüz. Ben de fark etmemişim paylaşırken arkadaşlar, şimdi fark ettim. Onu hemen düzeltelim istedim çünkü aracını değil arazisine tahsis etmiş. Yavuz Nebi Coşar, Ali Bey arabanın Mustafa'sı bize fark etmezdi ama Kemal Mustafa olmazsa olmaz, iyi bayramlar demiş. 1 milyona çakar alıyorlar adamlar, bir milletvekili 3 tane çakarlı araba akraba çocuklarına tahsil edebiliyor, neden diye sormuş, doğru söylüyorsun. Bunu hatta biliyorsunuz annesine tahsis eden Teğmen Çelebi var. Araba da kendisine aittir. Bir başka hamiline, yakınına aitti. O yakını büyük ihtimalle de bir iş adamıydı. Şebnem teşekkür ediyorum. Sürekli yaşayan hayırlı cumalar demiş. Hayret tam zamanında bugün. Gerçekten tam zamanında başladı. Harikasın. Ayşe merhaba. Astral seyahate çık Bahadır. Yani astral seyahatte hem evlenilebiliyormuş hem sevgili yapılabiliyormuş. Min teşekkürler. Bakalım kimler var. Necati, aleykümselam. Hüseyin Deniz, merhaba. Hoş gelmişsin. Arkadaşlar yaklaşık 110 kişi var canlı yayında. Tamam, 400-500 kişiye doğru. Araç değil sevgili arkadaşlar. Arazi. Onda bizim bir yanlışlığımız var. Gülşah benim arazi yazımı araç diye anlamış. Arazi, arazi. Bu ülkenin bir bakanı devlete ait, kendi bakanlığına ait bir araziyi, kendi bakanlığına ait bir araziyi kendine tahsis etmesi. İmza, bakan, alan, şirketin sahibi, bakan. Yatacak yeriniz yok diyor. Yatacak yeriniz yok arkadaşlar. Yatacak yeriniz yok. Bence devlete vergi vermeyenlerin ödeme yaptıkları başka bir kasa olabilir demiş. Arkadaşlar başka bir kasa da olsa devlete ödedikleri vergi başka bir şey. Kasa başka bir şey. Bununla ilgili konuşacağız bugün. Gerçek enflasyon Erdoğan 1002 lira ödemiş. O alışveriş sevgili arkadaşlar. Yaptığı alışveriş 3 sene sonra 7000 lira olmuş. Bu Türkiye'deki gerçek enflasyonun rakamlarını gösteriyor. Ve bize kıçını kaldırın, kıçını kaldırın diyen iş adamının aslında 3 yıldır vergi ödemediği ortaya çıkmış. Bunları bugün konuşacağız. Ve Dilruba serbest bırakıldı. 18 günün tutukluluğunun ardından serbest bırakıldı. Özlem Zengin, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, Dilruba'nın serbest bırakılması gerektiğine yönelik olarak bir açıklama yaptı. O açıklamanın ardından Özgür Özel, aradan geçen 17 gün sonra kendisini ziyaret etti ve bu sabaha doğru saat 02'de avukatlarının yaptığı itiraz sonuçlandı ve serbest bırakıldı. Yani savcıların ve hakimlerin serbest bırakması için Özlem Zengin'in açıklamasını ve Özgür Özel'in onu cezaevinde ziyaret etmesini bekliyorlarmış sevgili arkadaşlar. Dilruba'nın tutuklanması gerekmiyordu. Bırakın gözaltına alınması bile gerekmiyordu. Dilruba ile ilgili herhangi bir soruşturma açacaksa bir savcı, evine bir tebligat göndererek ifadesine başvurarak, karakolda ya da savcılıkta ifadesi alınarak serbest bırakılır ve soruşturma devam eder.
Ama o 18 günlük olay sadece dirrubaya yönelik olarak verilmiş bir gözdağı değildir. Bu ülkede, sokakta, yolda, kahvede, iş yerinde, nerede olursanız olun ya da YouTube'da ya da bir başka yerde konuşursanız başınıza neler gelebileceğine yönelik olarak vatandaşa, yani muhaliflere, yani Erdoğan'ı eleştirenlere, yani iktidarı eleştirenlere yönelik olarak bir gözdağıydı. O gözdağı ilgili yerlere zaten ulaştı. 18 gün sonra da kendisi serbest bırakıldı. Bu ülkede internet rezil sevgili izleyiciler. Ben internete en pahalı parayı ödüyorum. Bakın çok net söylüyorum. Çok pahalı ödüyorum. Yani bu pahalı ödememin karşısında aldığımız hizmet rezillik. Çöp. Yani yayına normal başlarken yayının ortasında ben gidiyorum. Silik bir görüntü. Kimi izleyicilerimiz bunu kameradan zannediyorlar. İnternetten sevgili izleyiciler. İnternetten. Dünyanın en pahalı internetini kullanıyoruz ve dünyanın en kötü internetini de kullanıyoruz aynı zamanda. Yani neden diye soracak olursanız bunun iki tane nedeni var. Altyapı yenilenmiyor. İnternetin kötü olması aslında siyasal iktidarın işine geliyor. Bu kadar mı? Yani çöp sevgili arkadaşlar, çöp ya. Yani. Yazıklar olsun, başka hiçbir şey değil. Yani Balat'ta özel internet çektirmiştik. O bile rezildi yani. Özel özel. Ödediğim parayı söylesem şaşırırsanız. Yani bugünkü rakamlarla korkunç bir rakamdı. Özel internet çektirdik kendimize. O bile rezildi yani. Kayıp Narin'le ilgili olarak, Diyarbakır'da kaybolan Kayıp Narin'le ilgili olarak sevgili izleyiciler, RTÜK yasak koymuş. Demiş ki bugünden itibaren Narin'le ilgili olarak konuşamazsınız. Minik Narin kızımızı arama çalışmaları güvenlik güçlerimizin titiz takibiyle devam ediyor. Bu süreçte soruşturmanın sağlıklı ilerlemesi ve gerekli müdahalelerin etkili bir biçimde yapılabilmesi için itidal şart demiş. Ya şimdi 21 Ağustos'ta Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği yayın yasağı getirmiş. 21 Ağustos arkadaşlar, bugün 30 Ağustos. 9 gün sonra RTÜK uyanmış birden yayın yasağı getiriyor. Ulan biz kaç gündür konuşuyoruz bu konuyu ya? Böyle bir rezillik olur mu? Yani ve açık net söyleyeyim, benim ilk günden beri düşüncem de, bakışım da, görüşüm de Narin'le ilgili kaybolmasıyla ilgili aile etrafından çıkacak, komşularından çıkacak, aynı köyün içerisinden çıkacak. Ne olduğunu göreceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili olarak Narin'le ilgili yayın yasağı getirmişler. Ama 21 Ağustos'ta mahkemenin aldığı karar 9 gün sonra RTÜK'ün aklı başına geldi.